böyle havalarda ağrım oluyor. Neden peki sizce? Soğukta. Rüzgardan olur tahmin ediyorum. Soğuktan olur. Rutubetli olan yerde olur. Üşütmeden ileriye gelir. Hepsi de romatizmal hastalıkları tetikleyen başlıca sebepler. Ama stres kadar değil. Streste insanların kasları geriliyor. Gerilim ağrıları oluyor. Alttan geçen sinirlere baskı yapıyor. Sinir ağrıları oluyor. Özellikle nedeni belli olmayan sırt ve bel ağrıları romatizmanın belirtisi olabilir. Peki stresle romatizma arasında nasıl bir bağlantı var? Hiçbir nedeni olmadan hastalarda bel ağrısı, sırt ağrısı, kol ağrısı, baş ağrısı, bunlar da hiçbir neden bulamadığımız zaman bile stresin etkili olduğunu gözlüyoruz. Romatizmayı tetikleyen başka bir unsur da soğuk havalar. Bazen soruyorlar, yağmur yağacağı zaman dizim ağrıyor, bileğim, kolum ağrıyor diye. Onun da havadaki elektrik yoğunluğu arttığı zaman da eklemlerde bu tür ağrılar olabiliyor. Kasların sertleşmesine neden oluyor ve ağrılar oluyor. Şu an yaş 63. Az bir dizim sızlıyor ama şu ana kadar da ilaç da kullanmadım. Vallahi ağrılarımız var ama kesin romatizma olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani doktora gitmeden şimdi ne diyeyim? Ameliyat diyorlar, hap veriyorlar, melhem veriyorlar, sürüyoruz. Tedaviye yapıyoruz. Olduğu kadar oluyor ya. Ağrısıyla insanı adeta canından bezdiren romatizmanın tedavisi aslında çok da zor değil. Yürümeye çalışıyoruz. Yürümenin çok faydası olduğunu biliyorum. Yiyeceğimize, içeceğimize, her şeyimize dikkat ederiz. Atasözü olur. Ayağını sıcakta tut, başını serin. Düşünme derin derin. Spor yaptığımız takdirde kaslarımız güçlü olur ve ağrıları daha az hissederiz. Klimadan da kaçınmamız gerekiyor. Özellikle yazın klimadan, kışın soğuktan korunmamız gerekli. Boynumuzu mutlaka boyun atkısıyla muhafaza etmemiz gerekiyor. Romatizmanın en basit çözümü ise fazla kilolardan kurtulmak.